Sayın Murat Köse geldi burada baş öğretmen edasıyla bize bütçe dersi verdi. Daha Türkçesi vermeye çalıştı. Buna istinaden baktım. Mamak ilçesine ne yapıldı derseniz hiçbir şey yapılmadığınızı elinize alın faaliyet kitapçıklarını orada çok açık şekilde göreceksiniz. O faaliyet kitapları sizin yazdığınız faaliyet kitapları. Size kedileri göstereceğim. Allah'a hamdolsun kediler Büyükşehir mutfağından gittiler. Kimi diyor ki Bulgaristan'da bir ay yattım. Öbürü işte şu cezaevinde 7 ay yattım. Eğer siz bunu test etmeye kalkarsanız bizim yattığımız, bizim ödediğimiz bedelin zekatını bile veremezsiniz. Yarın rahmeti rahmana kavuştuğumuz zaman kime oy verdin diye sormayacaklar. Yetim malı yedin mi? Haram yedin mi? Belediyenin parsellerini dünkü muktedirlere peşkeş çektin mi? Dünkü o muktedirler bugün Silivri'de yatıyorlar. Ben buradan soruyorum açık yüreklilikle. Melik Gökçe'yi görevinden biz mi aldık? Ben burada huzurlarınızda Ankara'ya bu üyeliği yapan Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum. 57 tane büyük büyük ihalelere, açık yaptığınız ihalelere birer kişi katılmış. Kırımlar ne biliyor musunuz mu? %0.5%. Bunları konuşmayalım mı? Biz insanlara, bizim dönemimizde şahıslara ne rantlar verdik diye. Demedin mi? Kayıtlar ortada. Suriye'deki U dönüşü gibi dönüş yaptın. O yeni seçim de Allah nasip ederse o yeni seçim sana çok büyük sürprizler yapacak. Mamak'ta geziyorum ben. Sen buradan dedin ki bu kürsüden. Sen 1000 konut yap Sayın Başkan. Biz razıyız dedin. 4400 tane konut başladı. Allah nasip ederse sen istememene rağmen onlar yapılacak. Size bu konuda Hazreti Ömer'den örnek veren Hilal Hanım'a ayetle cevap vermek istiyorum. Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile yemek için hakimlere rüşvet olarak vermeyin.